selam arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah arkadaşlar şimdi bugün pantolonumuzun ikinci bölümü için videomuzu çekmeye başlayacağız ne yapmıştık şöyle güzel bir modelimiz vardı tekrar göstereyim askılı bir pantolonumuz var arkadaşlar şöyle biz bu pantolonumuzu ilk videomuzda ne yaptık şu paça kısımlarından başladık paçalarının ee, başlangıcını yaptık modelimizi kurduk bir paça öyle yaptık diğer paçayı da aynı şekilde yapıp birleştirme kısmına geldiğimizde birleştirdik ve tam o esnada videomuzu bırakmıştık artık ikinci video için şimdi şu aradaki beden kısmını örüp döneceğimizi söylemiştik bu kısım için 37 sıra şuradan bizim haroşa örüp gelip kol evi için hazırlığımızı yapmamız gerekiyordu ara mesafeyi örüp Geldim ve şimdi şurada burgularımızı kurarak hem de buradaki koltuk kısmına ayarlayarak modelimizi devam ettirip bitireceğiz inşallah. Ben hemen şöyle bakın burada göründüğü gibi sarı ipimle aradaki 37 sıramı ördüm ve şimdi sizlere burguyu anlatacağım nasıl yapacağımızı göstereceğim inşallah. Modelimizi hemen şöyle kenara alalım biraz şişler takır tukur etse de biz bu işi yapacağız. Başka türlü çaresi yok arkadaşlar. Örgümüzü şöyle döndüreyim. Evet. Misina şişle yapıyorum çünkü masada daha rahat kullanabildiğim için misina şişimle sizlere anlatacağım inşallah. başlangıca geldik arkadaşlar şöyle dediğim gibi bakın bir kez daha göstereyim şu hemen bir iki üç tane burgumuz var bu burguları yapacağız burgumuz burgularımızın şu kenarlarında da kenar lastikleri var oralar içinde hemen ilmeklerimizi başlatıyoruz Haydi Bismillah iki tarafta da 8'er tane kenar bandı için ilmeğimiz var haroşadan o 8 tane haroşamız için hemen şöyle başlangıcı yapıyorum Bismillahirrahmanirrahim bir ördüm haroşaları önden ve arkadan düz örüyorum ben sizler nasıl örüyorsanız o şekilde haroşanızı yaparak sizler de 8 ilmeği haroşa için ayırın 2 oldu 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 ilmeğimizi haroşa için ayırdık. Şimdi burada burgularımız var. Bu burgularımızı da 6'şar ilmekten kuruyoruz. 6 tane ilmeğimi de burgu için düz örüyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6. Pardon arkadaşlar. Burada hemen şunu da anlatayım, şey söylemek istiyorum sizlere. Şimdi Modelimizi şöyle baktığımızda daha ben bu mavi e, tulumumu şey yapmadım e, pantolonumu pardon ütü yapmadım ütü yapmadığım için biraz daha şöyle hani tam e, örgü istediğim kıvamda değil ama bittiği zaman ikisine de ütüsünü yapacağım daha düzgün olacaklar. Şimdi bakın şurada kenar lastiklerimiz var iki tarafta e, ve bizim böyle e, bir hal alması gerekiyor tulumumuzun kesildiği için. Bu kesimleri nereden yapıyoruz? lastiklerden değil bu kenarlardaki lastiklerden değil şu ve şuradaki iki burgumuzdan sağ ve soldaki burgularımızın şu kenar kısmından arkadaşlar bunu buradan bunu da buradan iki sırada bir keseceğiz ilmeklerimizi kestiğimiz için böyle kol oyuntusu oluşacak pantolonumuzda şimdi 8 tane haroşamızı yaptık 6 tane e, burgu için ilmeğimizi ördük şu ara mesafeye geçiyoruz. O ara mesafeye geçerken de bakın 8 tane haroşayı ördüm. 6 tane de e, burgu için düz ilmek ördüm ve o aradaki mesafeye geçerken burgunun hemen şu dibinden 2 ilmeğimi beraber alarak kesiyorum. İlk kesmemi yaptım. Bu kestiğimle birlikte sayıyorum. 1 Bir oldu bu. 2 3 dört beş 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmeğe ihtiyacım vardı ve ben o 15 ilmeği ördüm. 8 haroşa, 6 tane burgu ilmeği ve 15 tane ilmeğimiz var bu arada haroşa onu da ördüm ama ilk baştaki iki ilmeğimi beraber alarak ördüm 1 2 3 diye saydığımda 15 tane haroşam burada şu ara kısımdaki haroşalarımız şimdi ortada bir tane burgumuz var bu burguyu da sadece bir kere olmak şartıyla bu burgunun tam ortasından da bir ilmek keseceğiz. Ama bir daha bu burgudan hiçbir kesme yapmayacağız. Kesim işlerimizi bir kez daha söylüyorum. Hem bu sağdaki burgudan hem soldaki burgudan iki sırada bir keseceğiz. Buradan sadece bir kereye mahsus şimdi onu hemen yapacağım. Ara ilmekleri ördükten sonra 6 tane burgu ilmeğimiz var. Hemen şunları onları şu şekilde örelim. 1 2 3 6 ilmek öreceğiz ya şu iki ilmeği beraber alarak bunu da 4 diye sayıyorum 5 6 bu 6 ilmeğimiz bizim burgu ilmeğimiz geçiyorum yanda kalan şu ara mesafedeki 15 tane haroşamı öreceğim ama bunların önce 13'ünü bir örelim bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şu 14'ü de ördük. 15. ilmeği 2 ilmek alıyoruz. Buradan da kesim işlemimizi yapıyoruz. Ve hemen yanına 6 tane burgu ilmeğini düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 ilmeğimi de burgu için ördüm. Burada kaç ilmeğimiz kaldı? Bakın 2 4 6 8. Burası da neresi? Şu kenardaki 8 ilmeğimiz kenar bantı olarak. Burayı da 8 tane ilmeğimi öreceğim. Modelimizin ilk sırasını kurduk ve örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünden haroşaları ben düz öreceğim, düz ilmek olarak öreceğim. Bakın 8 tane 2 oldu. 3 4 5 6 7 Bu 8 ilmeğim. Kenar bantı için 2 4 6 8. 6 tane burgu ilmeğim var. Düz olacak ama arkadan ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 bu ilmeklerim düz olacak önden arkadan ters olacak geri kalan 15 ilmeğim gene haroşa ve arkadan düz örüyorum yani arkadan haroşaları haroşa tersleri de ters olarak örüp sıramın başına gideceğim arkadaşlar Evet, arkadan geldim. Sıramın başındayım. Arkadan gelirken tersleri ters ördüm. Haroşaları da düz olarak ördüm ve örgümün ön yüzündeyim. Bir iki sıra gittiğimiz zaman örgümüzün modeli daha güzel belirginleşecek. Şimdi bu sırada ne yapıyoruz? Bu sırada hiç kesme yapmadan bütün ilmeklerimizi ben düz öreceğim. Çünkü haroşaları da düz ördüğüm için önden bütün ilmeklerimin hepsini bakın bu şekilde düz öreceğim 8 tane burası kenar haroşa ilmeğimiz düz burada da 6 tane burgu ilmeğimiz var mecburen onlar da düz burada bu sırada hiç kesme yapmayacağız bir önceki sırada kestik bu sırada hiç kesme yapmayacağız bu sırayda böyle bu şekilde önden hepsini düz öreceğim arkadan da tersleri ters haroşalara da düz olarak örüp döneceğim geleceğim bakın belirginleşiyor. altı tane düzümüz var ve bu kenarda 8 tane haroşamız belirginleşti. Ben burayı düz olarak gideyim, arkadan da tersleri ters, haroşalar da düz olarak örüp geleceğim. Evet, bir sıra daha gittim, geldim. Bakın zaten şöyle birazcık yaklaştırayım. Daha da belirginleşti. Bakın şurası şu kısım kenardaki haroşalar burgumuz, burgumuz ve bir burgumuz da burada. Üç tane burgumuzun geri daha belirginleşti bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu sırada gene kesme işlemimiz var. Onu yapacağız arkadaşlar. Kenardaki 8 haroşamı örüyorum. 8'ini ördüm. 6 tane burgumuz var. Burgumuzu da örüyoruz. 3, 4 5 6. Burgumuzun ilmekleri bittikten sonra hemen dibindeki iki ilmeğimizi beraber alarak kesiyoruz. Bu bizim ikinci kesme işlemimiz. Ortadan devam ediyoruz. Başka burada hiçbir kesme yapmayacağız. Ortadaki burguyu da geçeceğiz. Burada da normal öreceğiz. Kesme falan hiç yapmayacağız. Ta ki şu kısma geldiğimiz zaman burada tekrar dönüş yapacağım sizlere. Bakın ilerledim. Son burguya doğru yaklaşıyorum. Burada örmeye devam ediyorum. Ortadaki burguda hiçbir işlem yapmadan geldik. Sol taraftaki burguya geldiğimizde hemen yanında bakın haroşaları ördüm geldim şurası bizim altı tane burgumuzun ilmekleri ve burada da iki tane haroşamız var hemen bunların ikisini beraber alıp bunu da burada eksiltmiş oluyorum ve geri kalan ilmeklerimin hepsini düz olarak öreceğim ve bu sırayı da bu şekilde sonlandıracağım bu sırada kesme işlemimizi yaptık ve sıramızın sonuna geldik arkadan bütün ilmeklerimizi tersleri ters öreceğim haroşaları da düz olarak örüp tekrar baş tarafa döneceğim bakın şöyle bir daha büyüteyim kameramı bakın burada burgumuz burada ikinci burgumuz burada üçüncü burgumuz burada hem şu burgunun kenarından hem de buradaki burgunun kenarından birer ilmek daha eksilterek işlemi yaptık. Şimdi bu kısımdan arkadan hepsini tersini ters haroşalarda düz olarak örüp şu başa geleceğim. Ve o başa geldiğimizde ilk ilk burgularımızı yapacağız. Evet arkadaşlar bakın artık burgumuzu yapmanın zamanı geldi. Onu nereden anlıyoruz? Şimdi Şuradan sayacağız arkadaşlar. Şuradaki ilmeğimizi de sayarak 1, 2, 3, 4 sıra haroşamızı ördükten sonra burgumuzun sırası gelmiş demektir. 1, 2, 3, 4 sıra haroşamızı ördük. Ve bizim şimdi burgumuzu yapma zamanı geldi. Hemen onu da yapalım. Burgu yapıyoruz şimdi burada. Kesme işlemimiz yok arkadaşlar. Az önceki sırada kesme işlemimizi yapmıştık. Şimdi burada burgumuzu yapacağız inşallah kenardaki 8 haroşamızı örelim 4 sıra örüp sonra burgumuzu yapıyoruz bakın 8 tane haroşamı ördüm 6 tane ilmeğim var bu ilmeklerimin şu üç tanesini bırakıyorum sağ şişimi şu şekilde sondaki 3 ilmeğimin içinden geçirip sabitliyorum ve 3 ilmeğimi önden çıkarıp tekrar şişime önce bu ilmeklerimi sonra da bu diğer şişimdeki ilmeklerimi takarak ilmeklerimi yerini değiştirdim ve hemen bunları normal düz ör, ilmek olarak örüyorum altı ilmeğimizden burgu yapıyoruz bakın Yaptım ilmeklerimi ve geri kalan ilmeklerimi eksiltmeden ortadaki burguya kadar öreceğim. Eksiltme yok, sadece normal olarak öreceğim. Evet geldik ortadaki burgumuzu yapmaya. Bildiğiniz başka burgu yapma şekli varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Ben az önce hiç ilmeklerimi şişten çıkartmadan yapmıştım. Bunu da bakın şu şekilde yapabilirim. Altı ilmeğimin altında çıkardım. Önce sağ şişime şu sonda kalan ilmeklerimi takıyorum. Sonra sol şişime öndeki ilmeklerimi takıp tekrar bu şişimdeki ilmeklerimi buna kaydırıp örmeye devam edebilirim. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Kimi arkadaşlar aparat kullanıyor. Burgu aparatı. O şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Nasıl bilebiliyorsanız o şekilde burgularınızı yapın arkadaşlar. İki burgumu yaptım. Üçüncü burgumu da yapıp bu sırayı da böyle tamamlayacağım. Arkadan da gene aynen tersleri ters öreceğim. Burguların ilmeklerini arkadan ters öreceğim. Önden de pardon, tersleri ters öreceğim. Haroşaları düz öreceğim. Arka kısmını da o şekilde yapıp bu sırayı da bu, bu şekilde tamamlayacağız. Bakın son burgumuzda tekrar şişten çıkartmadan önce şu üç 3 ilmeğimi sağ şişime takıp öndekileri bir çıkarıyorum sonra çıkardığım ilmekleri öne takıyorum diğerlerini de onun peşine takıp örmeye devam ediyorum bu sıramı da bu şekilde bitirdim arkadan da ilmeklerimi örüp ön yüze geleceğim ön yüzde gene ilmeklerimizi kesme işimiz var onu yapacağız bu sırada kesmedik öbür sırada keseceğiz Evet bakın ilk burgularımızı yaptık. Şimdi bu sırada az önce de söylediğim gibi kesme işlemimiz var. Hemen kesme işlemimizi yapalım. 8 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. 6 ilmeğimizi normal olarak örüyoruz düz örgü Burgularımızın düz ilmeklerini ördükten sonra hemen dibinde olan iki ilmeğimi beraber alarak kesmemi yaptım bu şekilde ortaya doğru ilerleyeceğim burada tekrar üçüncü ilmi üçüncü kesme işimizde yapmış olduk 1 2 3 sıra bir sıra gidiyoruz geliyoruz kesiyoruz arkadaşlar şimdi diğer sondaki burguya doğru ilerleyip gideceğim ortada şu an yapacağım hiçbir şey yok ilmeklerimi normal, normal düz ilmek olarak örüyorum ortadaki burguda zaten kesme yapmıyoruz onu sadece ilk başta şurada ilk defa Burguyu kurarken bir kere kestik bir daha onda hiç kesme yapmıyoruz ortadaki burguda. ilerliyorum bakın. Sondaki burguya geldim sayılır. Burgunun önüne doğru yaklaştığımızda son kalan iki tane haroşamızı beraber alarak kesmemizi yapıyoruz. Sonra burgumuzun düz ilmeklerini normal olarak örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde sonlandıracağım. Şöyle. Evet. Sıramın sonuna burada da geldim arkadaşlar. Arkada hiçbir işlem yapmadan tersleri ters haroşaları düz olarak öreceğim buraya geleceğim ön kısma geldiğimde bir sıra hiç kesmeden gideceğim arkadan örüp geleceğim sonraki sırada keseceğim derken bu şekilde öndeki burgularımızı şöyle mavinin üzerinden de gör, görelim bakalım bir neler yap kaç tane burgu yapmamız gerekiyor şu aradaki mesafeleri arkadaşlar 15 tane haroşayla başladık biz bunu eksilte eksilte bakın. Son sırada 1 2 3 4 tane haroşamız kalacak. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 haroşa kalana kadar buraları iki sırada bir bir bu yandan bir bu yandan keserek ilerleyeceğiz. Ortada hiçbir kesme yok. 1 2 3 4 5 tane burgumuzu yapacağız. 5 burgumuzu yapacağız. Aralarda 4 tane haroşa kalacak. Son şurada tam burgu sırasına geldiğimizde tekrar beraber olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ara mesafeyi ördüm. Bakın burada şu an benim tam orta kısımda 8 tane şey pardon 5 tane haroşan var. 1 2 3 4 5 tane haroşan var. Bu 5 tane haroşamı şimdi bu sırada bir tanesini daha eksilterek sıramın sonuna doğru ilerleyeceğim. Burada şişlerimi de değiştirdim çünkü artık ilmeklerim azaldığı için küçük şişlerimi rahatlıkla kullanabileceğim ve örgümde daha rahat olacak. Sizlere anlatırken bakın son sıramızda gene aynen buradaki bütün ilmeklerimizi düz ördüm ve son kesmemiz olan iki ilmeğimi kesiyorum. Bir, iki, üç, dört tane haroşam kaldı. Bakın bu sayede ve ortadaki 6 ilmeğimi de normal düz olarak örüyorum. Burada yine 5 tane ilmeğim var. 1 2 3 ilmeğimi örüyorum. Şu iki ilmeğimi de beraber alarak dördüncü haroşamı da burada oluşturmuş oluyorum. Ve bu şekilde sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi buraya sıramızın sonuna geldiğimizde arkadan yapacağımız örgümüzün şekli burada değişiyor artık şöyle bırakayım artık kesme işimiz burgu yapma işimiz bu noktada bitti arkadaşlar şöyle mavi pantolonumuzun üzerinden baktığımızda neyimiz var burada bakın burgularımızı bitirdikten sonra bizim burada 1 2 3 4 5 6 sıra lastik olacak şekilde haroşa örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Kenarda 6 sıra haroşamız var. Bu haroşaları yaparken de sağda ve sol sol kısımda birer tane ilik yapmamız gerekiyor. Biz şimdi burada hem bu lastiği öreceğiz hem bu ilikleri yapacağız. Bu bizim pantolonumuzun ön yüzü. Şimdi burada kesmemizi yaptık. Sıramızın sonuna geldik ve örgümüzün arka yüzüne geçtiğimiz zaman bütün ilmeklerimizi şimdi haroşa olacak şekilde öreceğim. Artık tersi ters örme durumu geçti. Bütün ilmeklerimi haroşa yapacağım için hepsini düz örüyorum. Bakın buradaki haroşaları da düz örüyorum. Ters ilmeklerimi de düz örüyorum. Artık burada o kenar bantı için yani şu kenar bantı için altı sıra haroşamızı haroşamızın başlangıcını yapmış bulunmaktayım arkadaşlar. Yani başlamış bulunmaktayım daha doğrusu. İlk sırasını bu şekilde örüyorum. Ay arkadaşlar diş diş tedavilerim devam ediyor. Bu dişlerimi yaptırma aşamasında konuştuğum bazı kelimeler birazcık farklı çıkıyor. Hepinizden özür diliyorum. Epey sürdü diş tedavim. Daha da devam edecek. O yüzden bazen konuşmalarımda farklı kelimeler de çıkabiliyor. Peltek peltek konuşuyorum. Afınıza sığınıyorum o yüzden. Şimdi bakın sıramın sonuna bu şekilde geliyorum. Şöyle göstereyim. Bakın bir sıra haroşamızı yapmış olduk. Önden düz, arkadan düz, önden düz, arkadan düz olmak şartıyla 3 sıra haroşamı yapıp geleceğim. Bakın 1 2 3 sıra haroşayı yapalım. 4. sıra haroşayı yaparken de iliklerimizi açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar 3 sıra haroşamı ördüm. Bakın 3 sıramı tamamladım. Şimdi bir tane buradan bir tane de buradan ilik açacağız. İliklerimiz için önce şöyle 1 2 3 4 ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Sonra bir defa doluyorum. Ve şu iki ilmeğimi beraber örerek kesiyorum. Burada bir tane iliğimizi açtık bu şekilde. Bildiğiniz başka türlü ilik açma şekli varsa o şekilde de açabilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde açtım iliğimi. Ve devam ediyorum. Ta ki sıramın sonunda şu kısımda açacağım iliğime doğru ilerleyeceğim. İlk iliğimizi açtık ve aradaki bütün ilmeklerimizi haroşa olarak ördük. Sonda 2, 4, 6 tane ilmeğimiz kaldı ve burada şimdi ikinci iliğimizi açacağız. Burada 6 ilmeğimiz var. Şu 2 ilmeğimizi beraber örüyoruz. Kestik burayı. Ve kestikten sonra bir defa doluyorum şişimin üstüne. Artırmamı yapıp burada kalan 4 ilmeğimi de normal olarak haroşa örüyorum. Ve ikinci iliğimi de yapmış oldum. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz ve bütün ilmeklerimizi gene haroşa olarak öreceğim. Şu şekilde bakın 4 ilmeğimi ördüm. Aradaki artırdığım ilmeğimi de haroşa olarak düz oluyor örüyorum. Ve sıramın sonuna kadar gidip orada da tekrar orada yaptığım ilmeğimi de aynen bu şekilde öreceğim. Evet, sıramın sonuna doğru yaklaştım. Burada da gene artırdığım ilmeğimi, ilik için artırdığım ilmeğimi haroşa ördüm. Diğer kalan 4 ilmeğimi de normal haroşa olarak düz örüyorum ve bu sırada da iliğimizi yaptık, iki iliğimizi de yaptık. Sıramızı tekrar başa geldik. Ne yaptık? Bakın 1 2 3 4 sıramızı tamamladık. Hem burada iliğimizi açtık. Hem burada iliğimizi açtık. Şimdi bu 4 sırayı arkadaşlar 2 sıra daha örüp 6'ya tamamlayalım. Ve artık pantolonumuzun ön yüzünü bitirerek kenar kısmını keserek bitirelim. 1-2-3-4-5-6 sıra haroşamı ördüm. Artık bu pantolonumuzun ön kısmını tamamen bitiriyoruz. İlmeklerimizi kesmeye başlayalım. İlk ilmeğimi aldım. Hem örüyorum hem bu şekilde kesiyorum bakın arkadaşlar önce ilmeğimi örüyorum sonra diğer ilmeğimizi bunun üstünden atlatıp bu şekilde kesiyorum benim kesme yöntemim budur örgülerde sizler nasıl kesme şekli biliyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz illaki bu şekilde yapılacak diye bir kural yok bakın örüyorum ve üstünden atlatarak kesiyorum şimdi bu kısmı ben bu şekilde tamamlayacağım bakın Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim ipimi de burada kopardım artık pantolonumuzun ön yüzü tamamlandı şöyle göstereyim bakın ön yüzü bu şekilde arka yüzü de aynen bu şekilde aynen bu şekilde paçalardan başlayacaksınız aynı şekilde yapacaksınız bu ara mesafeyi aynı örüp burguları aynı şekilde kuracaksınız arkadaşlar Hepsini aynı şekilde yapacaksınız sadece Burayı da bakın aynı 6 sıra öreceksiniz tek yapmanız gereken Mavinin üzerinde göstermek istiyorum yapmanız gereken Tek nokta nedir arkadaşlar Arka kısımda iki tane Bu şekilde askımız var askımızı yapacağız Bu askıların bakın pantolonumuzun arka yüzü bu şekilde Göstereyim aynı Bakın hiçbir farklılık yok. Sadece arka kısımda neyimiz var? İki tane askımız var. Askımız da çok kolay. Bu 6 sırayı ördükten sonra kesmeye başlamadan şu kenardaki sekiz ilmekle geldiğimiz şu kenar bantımızı şurada arkadaşlar örmeye devam ediyoruz. 38 sıra haroşa ördüm şu kısım için. Şu askı için 38 sıra haroşayı ördüm. Bunu burada kestim. Onu kestikten sonra şişinizde kalan şu kısma ipinizi tekrar bağlayarak aradaki bu ilmekleri örüp kenarda kalan keserek örüyorsunuz. Kenarda kalan 8 tane ilmeğimizde tekrar gene 38 sıra haroşa öre örerek kenar e, pardon askılarını da yapıyorsunuz pantolonunuzun bu şekilde. Yapmanız gereken tek şey bu. İki tane aynı ölçüde, aynı sayıda, aynı modelde iki parçayı yapıyorsunuz. Aynen bu sarıda göründüğü gibi. Ve dikiş işlemlerine gelince de iki paçayı bakın. Yani şöyle düşünelim ki bu sarının aynısından bir tane daha yaptık. Arka ve önü ne yapıyorsunuz? Şu yanlardan öyle dikerek geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bizim hani burguyu kurduğumuz şu 1 2 3 sıraya kadar paçadan başlayıp buraya kadar dikiyorsunuz yani şu paçadan başlayıp şu mesafeyi dikiyorsunuz diğer yandan da aynı şekilde yapıp buraya kadar 3 sırayı dikiyorsunuz gerisi koltuk olarak şu kısım koltuk olarak kalacak arayı da zaten aynı şekilde iki paçayı paça arasını karşı karşıya getirip dikiyoruz bakın hiç değişen bir şey yok dikişlerimiz aynı dediğim gibi ütüsünü daha yapmadım ütüsünü yaptığım zaman daha şık duracak bir pantolon videoyu çok uzatmamış imkanım yok arkadaşlar o yüzden kısa olsun diye birazcık gayret ettim kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım belki size gene de uzun gelmiştir ama yapabileceğim anlatım şekli buydu bu şekilde anlatmaya çalıştım. Güzel bir pantolon oldu. Ben bu pantolonumu siparişlerde çok kullanıyorum. İsteyen çok oluyor. Benim gibi sipariş iş yapıyorsanız kesinlikle modelimi yapın. Sizler de bu işlerden ekmeğinizi kazanın diyorum dostlarım. Bu arada kanalıma abone olmayan dostlarım var ise de kanalıma abone olmaları için onlara emeğe saygı adına davet ediyorum beğeni yorum atarak da desteklerseniz çok çok makbule geçecektir emin olun bundan. Anlayamadığınız yer olursa yorumlarda sorarsanız yardımcı oluyorum. Eğer ki kafanıza takılan bir şey varsa sorun sizlere yardımcı olayım. Bakın çok güzel. Şu da şuradan geldiği zaman güzel iki düğmeyle de süsleyip aslında bu benim bir takım olarak yaptığım takımın pantolonu. Bunun yanına güzel bir de hırkası var arkadaşlar hırka, pantolon, patik olarak üçlü bir takımım bu şekilde yapmaya çalıştım. İnşallah en kısa zamanda da pantolonumuzun şöyle bir patiği var. O patiğine de bir video çekmek istiyorum. Patiğimizin de yapım aşamalarını sizlere anlatacağım inşallah. En kısa zamanda buna da bir video gelecek. Şöyle katlayarak kullandığımız güzel bir patik. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum dostlarım. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalın. Rabbime emanet olun inşallah. Hoşçakalın.